Şimdi bir sütçüden bahsediliyor biliyorsunuz. Bu sütçü her gün Melek Hanım'a düzenli olarak süt götürüyor. Ve en son götürdüğü gün olan ayın 7'si olması lazım o günün. 6'sı olması lazım. Bu sütçünün sesleniyor. Her zaman Melek Hanım çıkıp alıyor sütü. Fakat o gün çıkmıyor. Kızı iniyor arabadan. Gidiyor, sesleniyor. O arada köpekler havlayınca çocuk korkuyor ve tekrar arabaya biniyor. O işte çok önemli. Ayın kaçıydı? 6'sı mı, 7'si mi? Biz bu sütçü Zahir Bey'le bir röportaj gerçekleştirdik. Yani bunu %100 tanıdığı biridir. Zaten bilmiyorum, bir akrabasıdır, bir mesela dostudur, belki herhangi bir şey yakınıdır. Canice öldürülen Melek Şengönül dosyasında adı geçen bir başka isim sütçü Zahir'di. Ekibimizin ulaştığı sütçü Zahir ve kızı dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ben de geçim bir inşaat, ikinci yan gelirim geçim de sütle. Beslediğim ineklerin sütünü yazın yazıcıklara mesela site site evvel dolaştırıyorum. Melek Hanım'ın evinin önüne geldiğim anda benim ufak kızım da vardı. 2-3 sefer kurnaç aldım. Yalnız kurnaç aldım, kimse dışarı çıkmadı. Bir de baktım mesela garaj kapısı açık, arabasını şey gördük. Kızıma dedim kızım yukarı çık, Melek Hanım evdeyse süt lazımsa süt verelim. Dışarıki demir kapıyı açtım ve içeri girdim. Merdivenlerden yukarı çıktım ve demir kapı ve kapının kapalı olduğunu gördüm. Bir kere bağırmış olabilirim. Sonra iki kez kapıyı tıkladım. Kimse çıkmayınca yani babam çağırdı. Baba dedi ki kimse yok. O ben çektim gittim. Arada bize de gelirdi. Biz köpeğimizi arkada bağlardık. Neden bağlıyorsunuz diye hani şey yapardı. Açardı. Sonra da bir yemek falan verdi giderdi. Öyle kendi halinde bir kadındı. Ertesi gün öldürüldüğünü duydum. Ertesi gün eşim hastaneye götürdüm. Gelirken bir baktım bizim evin o taraflarda jandarma, ambulans. Bize komşuya merak ediyor. Bu kimdir dedim yani. Neyin nesidir? Vallahi dedim meleği öldürmüşler. Köpekler kimi görse havlardı. Dikkatimi çeken tek şey o köpeklerin havlaması. Onun bir tane kurt köpeği vardı. O kurt köpek herhangi kimi görse havlıyordu. Artık rahmetli mesela bıraktığı gibi ilk tuttuğu gibi kimi görse saldırıyordu. Yani. Melek Şengönül'ü şikayet ettim. Bu köpekleri bazen beslemiyordu ve beslese de bile hayvanı boşa boş bıraktı. Milletin mesela burada hayvancılık yapanları çoğuları tavuklarını kaçırırlardı. Ben kendi dilekçe verdim. Dedim ki hayvanları bakıyor ama adam gibi baksın. Yani bir barınak yapsın, kendini bir yere götürsün ki biz rahatsız oluyoruz. %100 tanıdığı birisidir. Burada hırsızlık, yani ben ne duydum, ne gördüm, ne de işittim. Yani bunu %100 tanıdığı biridir. Zaten bilmiyorum, bir akrabasıdır, bir mesela dostudur, belki herhangi bir şey yakınıdır. Melek Şengönül'ü kim, neden öldürdü?